Değerli izleyenlerimiz merhabalar. Yine Dalgınım Sana'da, Kızılcagün TV'de çok değerli bir konuğumuzla, bir sanatçımızla, ressam Zeki Çetinkaya ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba, teşekkür ederim. Zeki Bey, öncelikle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Hem de hoş bir vesileyle bir aradayız. Fırça Sanat'ta çok güzel, özel bir serginiz var. Teşekkür ederim. O serginin de afişini oluşturan tablonun önündeyiz. Yine diğer tabloları da biz ilerleyen dakikalarda izleyicilerimizle paylaşacağız. Her biri birbirinden güzel. Her biri birbirinden canlı tablolar. Teşekkür ederim. Canlı tablolar, gerçek tablolar. Aslında biraz eskiye götürüyor insanı. Tercih eden sanatçılarımız var, etmeyenlerimiz var. Siz tercih edenler yakasındasınız. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Efendim, şimdi sanatın başlangıç evresi klasik tarzdır. Dolayısıyla başlangıç tarzın bu olduğuna inandığım için bu tarzı tercih ettim. Akademik bir eğitim aldığım için akademik başlangıcın desenle, anatomiyle, ışık ve gölgeyle olduğuna inanıyorum. Hemen akademik eğitim aldım. Onu da açabilir miyiz? İstanbul geçmişinizi, eğitiminizi de kısaca söyleyebilir miyiz? Ankara'da ortaokul ve lise eğitimini aldım. Daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi sınavını kazanarak Neşet Günal Atölyesi'ne girdim ve orada eğitimimi devam ettirdim. Biliyorsunuz akademik eğitimler tamamıyla klasik tarzda eğitimlerdir. Orada geliştirdim. Daha sonra belirli bir süre sonra kişiye tarz tercihini daha sonra yapar. Ben bu tarzı hiç değiştirmedim. Klasikte devam ettim. Dediniz ki klasik, gerçek resimler. Evet. Bunu tercih ettiniz. Foto gerçekçiliği devam ettirdim. Foto gerçekçiliği tercih ettim ve bu şekilde devam ediyorum. Dediğiniz gibi talep yapanlar da var. Tercih edenler de var. Reddedenler de var. Ben tercih edenlerden yana şeyimi kullandım. Fakat resimlerinizle bu tercihi öne çıkaracak türde resimler yapıyorsunuz. Evet. Ve geçen sohbetimizde ben bundan sonra dediğim zaman daha gerçekçi demiştiniz. Evet. Resimlerimde daha gerçekçiliği tabii, hedefliyorum. Hiperrealizm diye bir kavram var. Evet. Tamamıyla. Şimdi bildiğiniz gibi Rönesans döneminden sonra resim pek çok dallara ayrıldı tercih olarak. Gerçek resimde pek çok detay vardır. Bu detayın en güzelini verme amacıyla resim yapıyorum ben. Yani benim tercihim en güzelini ve en doğrusunu yapmak üzerine. Onun için yapabildiğim kadarını bundan sonra da devam ettireceğim. Bugün sohbeti yaptığımız mekanda, Fırça Sanat Galerisi'nde bir serginiz, biraz önce de söylediğimiz gibi sergileniyor. Ve bu sergide daha çok natürmort var, değil mi? Evet. Yani sahneyi siz kurguluyorsunuz. Bunda ağırlıklı olarak natürmört olmasında, yani bir doğaya çıkmamada pandeminin etkisi var mı? Tamamıyla var. Bildiğiniz gibi hafta sonu kısıtlaması geldikten sonra evden çıkamıyoruz haliyle. Dolayısıyla natürmörtler bildiğiniz gibi yakın mesafe konularıdır. Evde olan objeleri rahatlıkla yapmaya çalışıyorum. Bol zaman var diyorsunuz. Evet, fazlasıyla var. O zaman bu sergi pandemi etkisiyle natürmort sergisi mi oldu? Diyebiliriz. Tabii ona ilave edebiliriz. Hemen bunun üstüne şunu söyleyebilir miyiz? Bundan sonraki serginiz
daha farklı bir daha temayla... Daha farklı muhtemelen öyle olacaktır. Benim niyetim peyzaj çalışması, doğaya açılarak çalışma. Bodrum'da bir mekanımız var. Dolayısıyla o yörenin konularını işlemeyi amaçlıyorum. Bodrum tabii sevdiğimiz bir ilçemiz. Turistik, tarihi güzellikleri olan bir ilçemiz. Tamam. Bildiğim kadarıyla bir Ankara evleri resimleriniz de vardı. Ama şu anda özel koleksiyonlarda, farklı koleksiyonlarda. Bu bir sonraki sergiye Ankara'da olamaz mı? Yine bir Ankara olsa, kale olsa, ne bileyim böyle farklı mekanları olsa düşünüyor musunuz? Tamamıyla düşünüyorum. Özellikle Ankara, kale ve o çevre bunun için esaslı şey veriyor, konu veriyor. Dolayısıyla düşünüyorum, elbette düşünüyorum. Bundan evvel öyle bir sergim olmuştu, çok rağbet görmüştü. Biliyorsunuz İstanbul çok işlenen bir konudur. Ama Ankara bu konuda biraz garip kaldı. Onun için bundan sonraki şeylerimde, projelerimde Ankara şeyisi de var, konusu. Bizim hep bu çabalar aslında kültürün ve sanatın başkenti olması yönünde. Çünkü Ankara zor dönemlerde milli mücadele ve hemen sonrasındaki erken cumhuriyet dönemlerinde aslında zoru başararak yani inat demek istemiyorum ama buranın başkent olmasını bile kabul edemeyen, uzunca bir süre buna direnen ülkelere inat, başkentliği her alanda dünyaya kabul ettirdi. Sanki bu son zamanlarda biraz böyle göz ardı ediyoruz gibi Ankara'yı. O yüzden de Bodrum deyince, tabii ki Bodrum'u yapın ama hemen Ankara'yı araya koymak istedim. Ankara'nın değerlerini sizin fırçanızla ve bugünkü deneyiminizle görmek bence çok değerli olacak. Çok doğru. Belki de bundan sonraki ilk projemi Ankara olarak değiştirebilirim. Aman ne güzel bir haber. Olabilir. Çünkü özellikle Ankara'nın tarihi dokusu buna çok müsait. Özellikle Cumhuriyet döneminden sonra gelişen Ankara'nın eski şeyleri, varlıkları tekrar canlandırmak son derece güzel olur. Al gözüm seyreyle turu diyoruz mesela biz. O Bankalar Caddesi denilen Atatürk Bulvarı'ndaki sağlı sollu yerli yabancı mimarların peş peşe sıralanan muhteşem yapıları var. Her biri ayrı tablo olur ki sizin foto gerçekliklerini nasıl güzel çıkar bilemiyorum. Selçuklu camileri var, Roma eserleri var. Yani çok aslında her bölümde bir Ankara sergilenebilir. Bir köşede tabii Bodrum'un ben olsun. Şu anda sırayı değiştirdim izninizle. Tamam, harika. Dört Ankara, gözle bekliyoruz. Ankara sergisi olacaktır. Bugün bir hatırası olarak size söz veriyorum. Tamam, onun da çekimini yine böyle İnşallah. Artık kaleyi mi alırız, Anıtkabir'i mi arkamıza alırız, onun çekimini de öyle yaparız. Peki, siz eğitim, akademik altyapı dediniz, akademi eğitiminden dolayı dediniz, Rönesans'a gittiniz falan. Peki, ben çalışan, çalışmayan, emekli biri olarak ben nasıl öğreneceğim, nasıl akademik altyapım olsun dersem ne dersiniz? Efendim, bildiğiniz gibi akademiler resmi kuruluşlardır. Fakat günümüzde ne mutlu ki artık sanat halka yayıldığı için çeşitli yerlerdeki kurslar, atölyeler bu hizmeti veriyor değerli hocaların eşliğinde. Dolayısıyla doğru merkezlerde, doğru hocalarla bu bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Fırça Sanat Galerisi de bunun için biçilmiş kaftan. Dolayısıyla burada yapılan bütün şeyler, eğitimler. Siz de kurs veriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz. Burada. Tabii. Nasıldır bu haftada bir gün, üç gün gibi? Hafta içerisinde öğrencilerin müsait olduğu zamanlarda, zaman dilim içerisinde, üçer saatlik, dörder saatlik periyotlar halinde kurslar devam ediyor. Pandemi geçsin, ortalık tabii rahatlasın diyelim. Hafta sonu ayrıca rahatlayacak diyorsunuz. Kısıtlaması olduğu için hafta içi şu anda hafta müsait. Genellikle ışığın çok daha müsait olduğu, öğleden sonraki saatler bizim için daha uygun oluyor. Peki,
Şimdi bu tablolarda bazen bunun bende şöyle bir anısı var. Bu tabloyu yaparken diye bir tablonuzdan en azından, hatta belki o tablonun başında da olabilir. Bunlarsa anlatacağınız, hiç oraya şimdi, gitmeye gerek yok. Bir tablonuzu alabilir miyiz? Efendim, şimdi benim rahmetli babam da ressamdı. Dolayısıyla aynı zamanda ziraat mektebinde okumuş ve şeyleri bitki konusunda bilgiliydi. Bizim de çok güzel bir bahçemiz vardı. Orada o zamanlar, ya 1940'lardan bahsediyoruz, Tarım Bakanlığı Ankara'yı yeşillendirme adına herkese çok ucuz şeyler dağıtmış, fide dağıtmış. Dolayısıyla herkes alsın, diksin, Ankara yeşillensin. Bakın, öncü kentliğe başka bir örnek. Tabii. 1940'larda yeşillensin diye yapılan bir çalışma. Son derece ucuz fideler dağıtmış. Bu arada babacığım da aldıkları bu fidelerle bahçemizi ihya etti. Bunların içerisinde ayva ağacı da vardı. Ayva ağacı da vardı. Ve bahçemizin çeşitli yerlerinde ayva ağaçları dikildi. Ve son derece lezzetli ayvalar. Dolayısıyla bunun bende bir hatırası var. Ayva resmi çizdiğinizde buna bakacağız o zaman. O şekilde. Burada var mı? Var. Sergide ayva var hemen mı? Hemen hemen bütün sergilerde mutlak surette en azından 7-8 tane ayva konulu. Çok güzel. O zaman ortamda. Biz bunu siz konuşurken izleyicilere bunu sevgili Mert yansıtacağız. Bakın, evet, ayva resimlerini yansıtacağız çoğunda detay vererek. Satıldığı için şu anda yok ama çoğunda var. Güzel. İkincisi olarak da yıllar önce şeyde bir tiyatro eseri izlerken tiyatro salonunda muhtemelen Cumhuriyet dönemi sanatçılardan bir tanesinin yapmış olduğu bir tabloyu gördüm. Ama o kadar güzel çalışmış ki sanatçı, yani sanki canlı. O da beni etkiledi. Dolayısıyla yine mi ayva mı bu? Ayva. Ayva konu. Ayva konu. Şimdi ayva, evet. Şimdi ayva deyip geçmemek lazım. Ayvanın son derece güzel renk şeysi vardır. İyi poz vardır. Verir diyorsunuz. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ne tarafa çevirirsen çevirin, hayır demez. O kadar güzel bir şeysi var. Güzel. Farklı bakacağım bundan vardır, sonra. Evet. Dolayısıyla natürmortlarımda mutlaka onlardan birkaç tane kullanırım ben. Öyle bir hatırası var. Çok güzel. Ayva. Bir de babam da ziraatçı ve ressam dediniz. Bitki ressamlığı var. Mesela böyle bir çiçeği falan da vazoda var da tek olarak böyle tabii yaprağıyla falan yapıyor musunuz? Elbette, çünkü sizin fotoğraf çekme gibi resminiz. Ben şey yapmam. Konuyu ille de şöyle olacak diye şey yapmam. Yeter ki düzenlemeyi, temayı doğru yapmak lazım. Yoksa ille de bir zemine oturması şart değil. Havada da olmuş olsa çalışırım. Peki. Ben hep programın sonuna doğru bir süre varken konuklarımıza ben sormamış olabilirim ama siz söylemek istiyor olabilirsiniz diyerek sözü bıraktığım an olur. Peki. Ben size bırakıyorum. Şimdi, kapanış için sormadım. Ne söylemek istersiniz? Sanat çok güzel bir uğraş. İnsanın her döneminde, her yaş grubunda ihtiyacı olan bir zevk. Dolayısıyla buna ilgi gösteren sanatseverler hangi yaşta olursa olsun sanata başlamalarını, doğru yerlerde doğru bilgileri almalarını ve elbette çok çalışmalarını tamamıyla tavsiye ederim. O zaman inşallah sizin Ankara serginizde size ayrıca sohbet etmek üzere diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet, sayın izleyenlerimiz, bir değerli konuğumuzu daha ağırladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.